Tübüler meme, memenin alt iç, bazen de alt dış kadranın beraber eksikliği, meme başı ve areolanın normalden daha geniş olması, meme altı uluğunun normalden daha yukarıda olması ve adeta bütün meme dokusunun meme altı uluğunun aşağıda gözükmesiyle karakterizedir ve halk arasında tüp meme olarak da bilinebilir, bazen keçi memesi olarak isimlendirilebilir. Meme başı ve areola daha aşağıya doğru bakar ve bu hastalar genellikle dikleştirme ile beraber büyütme ameliyatı geçirirler. Ama bu ameliyatta bizim meme glandına da bir müdahale yapmamız gerekir ki meme glandı içeriye dikleştirme ve alt tarafı büyütme amaçlı koyulacak olan protezin üzerine adeta bir file çorap gibi gerilerek yayılsın ve memenin alt poli olarak isimlendirdiğimiz saat 3 ile saat 9 hizasını kaplayabilsin. Dolayısıyla tübüler meme ameliyatları klasik olan meme dikleştirme büyütme ameliyatlarından teknik olarak birazcık daha farklılıklar içerebilirler. Bazı vakalarda ikinci seansa ihtiyaç duyarız. Özellikle de alt pol olarak tarif ettiğimiz implant koyduktan sonra memenin alt tarafını oluşturan bölgenin yeterince açılamaması durumunda yağ enjeksiyonu, bazen de fazla genişlemesi durumunda da meme altı uluğunun tekrardan sabitlenmesi gibi küçük müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla bir tübüler meme rekonstrüksiyonu olarak da bunu isimlendirebiliriz. Yani onarımı olarak da isimlendirebiliriz. Bu ameliyatlar klasik meme büyütme veya klasik meme büyütme dikleştirme ameliyatlarından birazcık daha farklıdır. Çünkü meme glandına da biraz daha farklı bir teknik müdahale yapılır. Ameliyat sonrası süreçte memenin alt tarafını genişletmek istediğimiz için bu genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında alır ve biraz hastaların da hekimin de ameliyat sonrası süreçte bu süreci beklemesi gerekir. Eğer ikinci bir seans gerekiyor ise memenin alt tarafını şekillendirme konusunda yağ enjeksiyonu veya alt uluğun netleştirilmesi gibi, o zaman bu da genellikle 3 ila 6 ay sonrasında yapılabilir.